Fark etmez. Yönetmenin Böyle yapalım. ayarlayabiliyor mu? O zaman böyle bu şekilde yaparız. Tamam. Tamam. 24. evhanın manevi akım dedik. Ben bu şekilde ilerleyeyim. Manevi akımda yani sadece hasta tabii ki muhatap değildir. Sadece hastanın veyahut musibete uğramış kişi değil. Hastanın yakınları, hasta bakıcıları, hastane personelleri de tabii ki manevi bakımın hedef kitlesindedir. Örneğin Almanya'da mesela manevi bakım olarak, uzman olarak çalışan profesyonel elemanlar, meslek olarak yapanlar hastanedeki bir odaları vardır ve orada sadece hastalarla değil hasta yakınlarıyla ve özellikle de hastane personelleriyle de randevular yaparlar ve onların da manevi bakımıyla ilgili bir şekilde terapi, bir şekilde konuşma vesaire bir süreç ilerler. Yani manevi bakım dediğimiz zaman sadece hasta değil, hasta yakını, hasta bakıcıları, hastane personeli dahi hedef kitlesindedir. Bu 24. devada da aynen bunu görüyoruz. Yani buradaki bir şekilde muhatap hasta bakıcıları yani hasta personelleri de olabilir. Ve Üstad burada özellikle hasta bakıcıları için bir ahiret ticaretinden bahsediyor. Ahiret ticaretini kazanmak mümkün diyor ve burada iki tane ahiret ticareti sayıyor. Birincisi çocuklarla ilgili, ikincisi de ihtiyarlarla ilgili. Çocuklarla ilgili demin hocalarım da zaten bahsetti. Demin işte Abdurrahim hocamın bahsettiği konu aslında. Burayı onun için bu sefer çok kısa geçeceğim. Dediğim gibi son 5 dakika tekrar değinebilirsek belki değiniriz. Çocuklar hastalıkları zaman bir şekilde hayatın gerçeğini, hayatın realitesini görme imkanı buluyorlar. Çünkü öbür türlü baktığımız zaman anne baba çocuğun her zaman peşinden koştuğu zaman demin hocamın kullandığı terim Almanya'da da öncelikle psikolojik tedavide her zaman söz konusu oluyor manevi bakımda da helikopter ebeveynlik diye kullandığı tabir. Özellikle Asya kültüründe çok yaygın bir şekilde yani her türlü çocuğumu korumam gerekiyor. Çocuğumun için her şey yapmam gerekiyor. Yemiyorsa zorla yedirmem gerekiyor. Çünkü açsa açlığını belirtemez gibi bir düşünce olarak mesela helikopter ebeveynliği sayabiliriz. Halbuki bu da işte çocuğun gelişmesini engelliyor. Çünkü hayatı hepimiz biliyoruz. Hayatın realiteleri bu şekilde olmuyor. Yani hayat güllük gülistanlık değildir. Mücadele etmek gerekiyor. Musibetli zamanlarımız oluyor. Şükür ve sabırla ilgili bir şekilde imtihan ediyoruz. Bazen şükür, bazen sabır. Bunu da çocukluk döneminden dahi öğrenmek gerekiyor. Yani bir şekilde orada da o süreçten geçmek gerekiyor. Üstad da belki hani oraya bir şekilde bir vurgu yapıyor. Yani hastalık diyor aslında hayatın gerçeklerine bir şekilde insanı hazırlıyor, mücadele kapasitesini geliştiriyor. Atmaca kuşunun misalini verdiği gibi başka bir yerde. Yani tabiri caizse çocuk da bir atmaca kuşu gibi hastaysa, hastalık döneminden geçiyorsa ergenlik çağına kadar gidebilir. Bu ileriki dönemde hayatında daha çok fazla tecrübeli olduğunu gösteriyor. Mesela bazı manevi bakımda veya terapilerde bunu görüyoruz. Çok büyük sıkıntılardan geçen ergenlik çağında sıkıntılardan veya çocukluk döneminde hastalıklardan geçen çocuklar çok daha olgun oluyorlar. Yani genç yaşlarına rağmen kıyas ettiğimiz zaman çok daha olgun oluyor. Öbür türlü işte bir şekilde hiç hastalık, sıkıntı yaşamamış kimseler yani olgunluk süreci onlarda daha yavaş ilerliyor. Bir de burada Üstad başka bir konuya da 24. devada değiniyor. Hastalık yani çocuklarda büyük günahlar olmadığı için büyük insanlarda, ebeveynlerde, velilerde yani yetişkinlerde hastalıklar büyük günahların silinmesine vesile olduğu gibi burada bir kıyas yapıyor. Çocuklarda büyük günah yok fakat hayatın kirlerinden arınıyor diyor. İşte burada hasta bakıcı için de bir anlam geliyor. Yani canım, çocuğum hasta. Ben hasta olsaydım büyük günahlarımdan arınıyordum. Çocuk da hasta. Onun büyük günahları yok. Peki bunun hikmeti nedir diye. Burada üstad işte ona kıyas yapıyor. Diyor ki hayatın kirlerinden arınmasına vesile oluyor. İleride gelecek bir şekilde maneviyatta terakki ediyor, ilerliyor. Demin dediğim gibi olgunluk süreci mesela ilerlediğini görebiliyoruz her zaman. Yani sıkıntılı dönemde daha fazla insan ilerlemiş oluyor. Aynı zamanda da çocuklarda hastalıklardan gelen sevaplar işte hasta bakıcı için veya işte velileri için de onların da amel defterine yazıldığı için bir şekilde yine bir motivasyon kazanmış oluyor. Buradan bir ahiret ticareti çıkıyor. Tamam ben çocuğuma bakıyorum. Hastalı, sıkıntılı bir zor bir dönemden geçiyoruz ama bunun mükafatı var, bunun sevabı var. Bunun çocuk için de çok önemli olgunlaşma süreci var, maneviyatta gelişme süreci var diye oradan bir motivasyon çıkıyor manevi bakımda. İkinci ahiret ticareti de ihtiyarlar. Üstad orada başlangıçta 24. devada çocuklar hükmünde olan ihtiyarlar tabirini koyuyor. Bu da zaten Kur'an-ı Kerim'de geçen. Burada birkaç ayet zikretmek istiyorum. Mesela ayetin birinde Estağfirullah.
Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. İşte çocukluk dönemi. İkinci ayet, sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. Yine bir güçsüzlükten bahsediliyor. Üçüncüsü, daha önce bilgiliyken hiçbir şeyi bilmez, yine bir çocukluğun sıfatı, hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak. Şüphesiz ki Allah bilgilidir, kudretlidir. Ve son ayet, kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Yani çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık, ardından yine çocukluk dönemine geliyor bir şekilde. Yani burada üstadın da bahsettiği gibi 24. devanın başında ayetlerle uyuşan bir burada bir süreç var. İnsan ihtiyarladıkça bir şekil, bir nevi çocuklaşıyor diyebiliriz. Yani çocuk bakımıyla ihtiyarlar bakımını burada üstad aynı pencerede, aynı devada bir almasının belki bu da bir sebebidir. Yani çünkü aynı şekilde bir bakış açısı olmuş oluyor. Çocuk ve ihtiyar. İhtiyarlara bakmak öncelikle sevaptır diyor. İhtiyarlara bakmak bir şekilde ibadettir. Demin hocamız zaten onu saydı. Hizmet karşılıksız değildir demek. Yani orada yaptığımız bir hasta bakıcılığı olsun, veli olarak işte anne babalarımıza bakıyoruz, bakıyorsak vesaire. Hastane personeli de geçerli tabii ki burada. Bir sevap, bir ticaret haline gelmiş öyle bir şekilde. İhtiyarlarının dualarını aldığımız zaman bu da bir şekilde ahiret ticaretidir. Çünkü bu da hani karşılıksız bir şey değildir demek ki. Ve bunu üstad netice olarak da şuna bağlıyor. Hem dünyada hem de ahirette bir saadeti kazanma imkanı doğmuş oluyor bu şekilde. Bir de burada başka bir konuya daha değiniyor üstad 24. devada. Men dakka dukka kaidesi var, bilirsiniz, yapmayın yaparlar. Sen ne yaparsan aynısı sana geri dönecektir diye. Evladından diyor üstad, yani aynısını göreceksin diyor. Sen diyor ihtiyarları, sen anne babanı nasıl bir şekilde, hani onlara nasıl muamele edersen, onlara nasıl davranırsan aynısını bir şekilde onlardan da tekrar göreceksin diyor. Ve iyi davranırsan, demin bahsettiği gibi dünya ve ahiret saadeti vaat ediyorsa, aynı şekilde de tabii ki tersini de söylüyor üstad. Rencide edersen dünya ve ahiret saadeti değil cezasını görürsün diyor. Kastamonu layıkasında dediği gibi kader her zaman adalet eder. Bir şekilde bulursan ne yaptıysan o 10, 20, 30, 40 sene sonra gelir dönüp dolaşır yine sana gelir. Aynısını sen de yaşarsın diye. Ki bu hayatta zaten tecrübelerle sabittir. Yani ihtiyarlarımızla görüştüğümüz zaman yani gerek pozitif olsun gerek negatif olsun. Bir şekilde biz yani yaptığımız pozitif veya yaptığımız negatif, müsbet veya menfi hareketlerin karşılığını yani aynısını bir şekilde ömrümüz bitmeden görüyoruz. Peygamberimizin başka bir hadisinde de ifade edildiği gibi. Demek ki ihtiyarlara, masumlara, akrabalara ve hatta ehli imandal olan herkese bakmak İslamiyet'in bir sıfatıdır. Bu çıkıyor buradan, bir gereğidir. Ve tabii ki sadece işte akrabalara değil ehli imandan bahsediyor 24. devada. Çünkü ehli iman da uhuvvet sırrıyla baktığımız zaman akraba sayıyor. Bütün insanlık bir ailedir desek hatta çok büyük bir aile ortaya çıkmış oluyor. Ama ehli iman da aynı akrabalar sınıfına girdiği için onlara bakmak da burada 24. devada aynı şekilde bir sevaba, bir ibadete, dünya ve ahiret saadetine götürdüğünü müjdeliyor bir şekilde ve manevi bakımda da o insanlara bir motivasyon, bir enerji vermiş oluyor. Ki ayette de zaten o çok bilinen, her zaman zikredilen ayette de Cenab-ı Allah buyuruyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan birisi veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onları azarlama, ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle, onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirirlerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua ediyor. Her zaman zikredilen bir ayettir. İşte bu 24. devada da bir nevi buranın da biraz tefsiri olmuş oluyor. Orada bir açılım olmuş oluyor. Ehli iman, ihtiyarlar, masumlara bakmak bir şekilde ibadettir. Korona zamanında da buna bir İslami bakış açısı da çok önemli. Şimdi tabii ki Avrupa ülkelerine olsun, farklı ülkelere ya da Avrupa ülkeleri demeyelim de şöyle diyelim. Gayrimüslimlerin çoğunlukta yaşayan ülkelere baktığımız zaman yaşlılara olan bakış açısının hakikaten sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Bunu terapilerde de görmek mümkün, manevi bakımda da görmek mümkün. Araştırmalar da bunu gösteriyor.
Yani psikoanalizdeki yapılan araştırmalarda mesela ihtiyarlarla ilgili bakış açısıyla baktığımız zaman ihtiyarların yani konumu o kadar da pek hoş değil. İşte korona zamanında da onun için yani zikrediyorum. Özellikle gördük işte bazı kitleler işte bana dokunmuyorsa sadece yaşlılara dokunuyorsa bana ne o zaman gibi bir tavra giriyor. İşte İslamiyet'in bakış açısını burada da bir şekilde manevi bakımda kullanmamız mümkün. Çünkü manevi bakımda bu ihtiyarlara olan bakış açımız 24. deva, her zaman söylüyoruz Hasdar Risalesi'nin geneli ama 24. devada sadece Müslümanlara değil gayrimüslimlere herkese hitap ediyor ve herkese bir şifa manevi bakımda kullanabileceğimiz bir derde bir deva haline gelmiş oluyor. Ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer beli bükülmüş yaşlılar vesaire olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti diyor. Yani buradaki bakış açısına bakın. Korona zamanında ihtiyarlara bakış açısına zaman özellikle dediğim gibi Müslüman olmayan kitlelerde, toplumlarda. Manevi bakımda ne oluyor? Bu düşünce yani bu 24. devada ortaya çıkan fikir diyelim, bir ticaret diyelim, hasta yakınlarına, hasta personeline ve bakıcılarının yükünü hafifletiyor. Ha diyor tamam diyor rahatlıyor o zaman. Belki çektikleri zorlukları, sıkıntıları, çünkü her zaman kolay değil. Ağır hastalıklar da var. Yani basit hastalıklardan bahsetmiyoruz. Çok uzun süre hastalık olan hani dönemler olabiliyor. Hasta bakıcıları da, hasta yakınların da çok stres altında olduğunu, çok yük taşıdığını görüyoruz bazen konuşmalarımızda. İşte burada belki o yükü hafifletecek inanılmaz bir deva var 24. devada. O zorlukları hafifletiyor ve bakım için gerekli olan enerji ve motivasyonu veriyor. Çünkü hakikaten çok enerjik motivasyon gerekiyor ki çocuklarımıza, hastalarımıza, sıkıntılarımıza, musibetzedelere vesaire kendimiz yardımcı olalım. Yani şöyle bir şey var, şöyle bir kayda vardır. Hasta olsun, çocuk olsun vesaire. Biz kendimiz yani o pozitif enerjimiz yoksa, biz kendimiz stres altındaysak hastaya da, hasta hani çocuklara da vesaire bir şekilde yardımcı olmamız da zorlaşıyor. Önce kendimizi bir düzeltmemiz lazım. Öncelikle kendimizdeki o motivasyonu, enerjiyi toparlamamız lazım. İşte 24. deva onun için manevi bakım açısından o yardım edenlere, hasta bakanlara bir motivasyon ve bir enerji veriyor. Ne yapıyor? Maddi zahmetin arkasındaki ticareti bir şekilde 24. deva gösteriyor. Evet, sen şu an bir maddi zahmet çekiyorsun. Belki bütün gününü hastaya, çocuğuna vesaire ayırıyorsun ama burada bir şey var diyor işte. Zahmetten rahmete bir geçiş var diyor. Belki bunu büyütmem lazım. Çünkü zahmet ve rahmetin arasında Arapça yazdığımız zaman işte bu Z harfi zahmet işte 24. deva aslında şunu yapıyor. Z harfindeki o noktayı kaldırıyor. O zahmeti rahmet haline geçiriyor. Yani baktığımız zaman bu iki kelime arasında Arapça sadece bir nokta farkı var. 24. devanın manevi bakım açısından yaptığı bu. O noktayı kaldırıyor, zahmeti hasta bakıcısı için rahmete çeviriyor diyerek burada sözlerimi sonlandırıyorum inşallah. Teşekkür ediyoruz Cemil Bey. Evet hocam. Biz de biliyoruz ki zaten zahmette rahmet vardır Aynen diyoruz. hocam. Allah razı olsun. Güzel bir latife oldu bizim için de. İzleyiciler şimdi sırada Doktor Cemil Şahin Öz var. Onun da katkılarını alalım. Cemil Bey. Evet hocam, özel bir katkım yok. Sadece soru olarak baktığım zaman işte helikopter ebeveyn mantığı aşılabilir mi diye, ne tavsiye edilir diye bir soru sorulmuş orada gördüğüm kadarıyla. Belki Buyurun. bir iki söz oraya değinebilirim. İşte fıtratımızda var olan bir şefkat duygusu var. Yani helikopter ebeveynlik bir şekilde bunu hani ifrat ve tefrik olarak kullandığımızda ortaya çıkıyor. Şefkati var olan bir şefkat var. Onu en etkili bir şekilde kullanmakla yenebiliriz diye düşünüyorum. Yani dozunda kullanarak. Bu da nasıl olabilir? Bakış açımızı değiştirerek, deneyimlerle olabilir. Örneğin işte mesela çocuk düştü. İşte bu düşüncede olan insanların bilinçaltına hemen şöyle bir şey geliyor. Aman çocuğumu kaldırmam gerekiyor. Orada bir deneyim yapmak lazım. Tamam, kendini insan zorlaması lazım. Şu an kaldırmıyorum. Kaldırmayacağım. Yani kendi kendine bir terapi gibi. Kaldırmayacağım. Bakayım ne olacak. Ve o tecrübelerle göreceğiz ki çocuk düşmüş. Ben kaldırdığım zaman hiçbir şey olmuyormuş. Kendisi kalkabiliyormuş. İkinci, üçüncü, dördüncü defa düştükçe kaldırmadığımız zaman da bilinçaltımıza şöyle bir mesaj geliyor. Ha tamam, kaldırmayınca da kötü bir şey olmuyormuş. Negatif bir şey olmuyormuş.
menfi bir şey olmuyormuş. Demek kendisi kalkabiliyormuş. Yani bu şekilde tecrübelerle yavaş yavaş, yani hızlı bir şekilde değil, çünkü hızlı bir değişim de fıtrata aykırı. Yavaş yavaş terapi gibi bir süreç olarak düşünebilirsek, bu şekilde belki bu duygu varsa bunu yenebiliriz. Yavaş yavaş tecrübelerle bakış açımızı bir şekilde değiştirerek belki bu hani durumdan da kurtulabiliriz diye o soruyu bir iki cümleyle cevaplayayım dedim hocam. Peki, teşekkür ediyoruz.